Arkadaşlar merhabalar. Ben avukat Ayhan Öymen. Siz değerli takipçilerimizle de bugün son dakika bir haberi paylaşmak için karşınızdayız. Bugün itibariyle Türkiye'deki Amerikan Elçiliği son dakika bir açıklama yaptı ve bu açıklamayla B1 vizesi ve B2 vizesine sahip olanlar ve C ve D vizelerine sahip olanlarla ilgili vize görüşmelerine gitmeden posta yoluyla vize yenileme noktasında bir kolaylık sağlayacaklarının açıklamasını geçmiş durumdalar. Amerikan Büyükelçiliği yaptığı açıklamada B1 ve B2 vizesiyle ilgili 14 yaşının altında olan ve 80 yaş ve üzeri olan kişilerin Amerikan konsolosluğundaki herhangi bir randevuya gitmeden posta yoluyla vizelerini alabileceklerini ve onun dışında B1 ve B2 tur vizesine sahip olanlar ve bu vizeleri son 12 ayda bitmiş olan ya da bitmek üzere olan kişilerde bu vizelerini posta yoluyla yenileyebilecekler. Amerikan Konsolosluğuna mülakata gitmeden B1 ve B2 vizelerini yenilemeleri mümkün olacak. Aynı şekilde uçak personeli, pilot, işte hostesi, kabin çalışanları ve gemici ve gemi çalışanları ile ilgili olan C ve D vizeleri ilgili de eğer bu kişilerin vizeleri de son 12 ay içinde bitmişse ya da bitmek üzere üzere ise onlar da posta yoluyla vizelerini yenileyebilecekler. Bu güzel bir kolaylık. Özellikle bu vizeye sahip olan ve bunları yenilemekle ilgili görüşmeye gitmeden yenilemeleri kişiler için epey bir kolaylık sağlayacak. Amerikan Büyükelçiliği yaptığı açıklamada şu an için yüz yüze görüşmeleri ve randevuları açık olmadıklarını ve bu tip randevuların, mülakatların ne zaman başlayacağı noktasını da herhangi bir tarih şu an için veremeyeceklerini sağlık gerekçesiyle hem çalışanlarının güvenliği, sağlık güvenliği hem de başvuruya gelip görüşmeye katılacak olan kişilerin e, güvenliği için bu tip randevuları şu an için yapamayacaklarını ve bunun illeri de mümkün olduğu zaman e, hangi tarihte başlayabileceklerini açıklayacaklar. Dolayısıyla şu an itibariyle anlaşılan Amerikan konsoloslukları yeni turist tarzı başvuruları şu an için almayacak gibi görülüyor ama vize yenilemelerine imkan sağlıyor ve posta yoluyla bunun yapılmasına imkan sağlıyor deyip son dakika haberi paylaşmak için sizin karşınızda bulunmuş olduk. Bu konudaki gelişmeleri konsoloslukla ilgili son dakika haberleri alır almaz sizlerle takipçilerimize paylaşıyor olacağız. Hepinize iyi günler ve teşekkürler.